Bugün sizlerle çok güzel bir ızgara antrikot yapacağız. Benim çok çok sevdiğim bir et parçasıdır antrikot. Böyle biraz daha yağlı, biraz daha lezzetli diyelim. Keyifli bir bölümü. Onun üzerine de çok güzel bir chimichurri sos yapacağız. Böyle maydanozlu, sirkeli, sarımsaklı, soğanlı, nefis, taze bir yeşil sos olacak. Yanına da güzel bir makarna haşlayacağız. Böyle tereyağlı. Üçünü bir araya getireceğiz ve servis edeceğiz. Öncelikle etimi şöyle hafif zeytinyağı, tuz ve karabiberle marine edip kenara alacağım. Daha sonra da sosumu yapmaya başlayacağım. Şöyle karabiberim var. Bolca karabiber. Üzerine biraz tuz. Ve zeytinyağı. Bir kaşık kadar yeterli. Bunu şöyle elimle güzelce ovalayıp her yerine önlü arkalı yediriyorum. Şimdi etimi marine ettim. Bunu da kenara alacağım. Böyle oda sıcaklığında o zeytinyağı, biber ve böyle tuzu güzelce içine çekecek. Biz de o sırada sosumuzu hazırlayacağız. Makarnamı şöyle bir kaseye alıp kenara koymak istiyorum. Bunu en son haşlayacağım. Ben daha böyle tagliatelle, pappardelle gibi bir makarna kullanıyorum. Evde hangi tip makarnanız varsa kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Geldik sosumuza. Sos için ufak bir kabım var. Şöyle minik bir kırmızı soğanın yarısını koyacağım. Hepsini değil. Bunu ince ince, minik minik, küp küp doğrayacağım. Kabımın içine alacağım şöyle. İçine birazcık sirke. Pul biber. İstiyorsanız taze çili biberi de kullanabilirsiniz. Kuru kekik. Ve iki diş sarımsak koyacağım. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Son olarak içine maydanoz ekleyeceğim. Şöyle yarım demet yeterli olacak. İstiyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. İnce ince kıyıyorum. Saplarıyla beraber ekleyebilirsiniz. Maydanozu da ekliyorum. İçine biraz zeytinyağı. Karabiber ve tuz ekleyeceğim. Şimdi hepsini güzelce karıştıracağım. Şöyle harmanlamak istiyorum. Şimdi bu karışımım etlerin pişene kadar yanında böyle marine olmaya devam edecek. Bu sırada da ben ocağa geçeceğim. Önce makarnalarımı kaynar suya atacağım. Bu sırada da etimi pişirmeye başlayacağım. Makarnamı da kaynar tuzlu suyun içine attım. O da böyle bir 3-4 dakika kadar kaynayacak. Bu yumurtalı bir makarna olduğu için daha hızlı pişiyor ama normal makarnayı da kutunun üstündeki yağlı şekilde haşlayabilirsiniz. Bu tip etleri pişirirken en önemli şeylerden bir tanesi tabanınızın iyice ısınmış olması. Ben tavamı iyice ısıttım. Yağlı bir marinasyon olduğu için ekstra yağ koymayacağım. Antrikot zaten yağlı bir et. Onu şöyle sıcak tavama bırakıyorum. Şimdi tereyağımı erittim. Makarna tencereme geri attım. Makarnamı da içine koyacağım. O sırada antrikotlarım da pişti. Onları da dinlenmeleri için kenara aldım. Makarnam hazır olana kadar antrikotlarım da dinlenmiş olacak. İçine birazcık tuz. Biraz da karabiber ekliyorum. Makarnam da hazır. Şimdi makarnamı servis tabağıma alacağım. Şöyle kenarına bırakıyorum. Antrikotlarımı da keseceğim iri iri. Daha pişkin seviyorsanız daha fazla da pişirebilirsiniz. Ben genelde az orta seviyorum bu tip etleri. Üzerine de hazırladığım sosu gezdiriyorum. Ve yemeğimiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Chimichurri soslu çok güzel bir ızgara tava antrikot yaptık. İki türlü de yapabilirsiniz. Umarım tarifi beğenirsiniz. Kanaldaki buna benzer diğer tarifleri videonun sonuna bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.